Yeniden merhaba, 24'tesiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Analiz sentez başlıyor artık. Ben Zuhal Demirkaya. Birazdan konuklarımızla birlikte Türkiye'de ve dünyada neler olmuşsa onları masaya yatıracağız, detaylandıracağız. Ama dünyaya açılmadan önce Türkiye'ye bir dönelim. Ege'ye, İzmir'e gidelim. İzmir'de sel felaketi yaşanıyor. Sıcak görüntüler var bölgeden gelen. Olayın detaylarını ve o görüntüleri sizlere aktaralım. Görüntüler İzmir'den kaydedildi. Gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle adeta İzmir'i sel vurdu. Bu görüntülerin yaşandığı kentte sadece ana caddeler ve sokaklar değil, birçok ev ve iş yerini su bastığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Ali Ağa ve Foça ilçelerinde şiddetli sağanağın sele neden olduğu bilgisi şu an son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza yansıyor. Bunun dışında kentteki durumun vahametini anlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamayı tekrarlayalım. Zorunlu olmadıkça vatandaşlar evlerinden çıkmasın uyarısı yapıldı İzmirlilere. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentin bir afet durumu yaşadığının bir kez daha altını çizdi. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını bir kez daha hatırlatıyorum dedi. Dediğimiz gibi görüntüler İzmir'den sel felaketinin ardından kentteki son durum sele dönmüş. Artık su baskınlarına neden olmuş caddeler, ara sokaklar, ilerleyemeyen trafik, su basan duraklar ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar elbette. Bu arada belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı. Bir diğer yandan bunun bilgisini de sizlerle paylaşalım ama İzmir için şu an itibariyle sağanak yağış nedeniyle yaşananlar sebebiyle zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın uyarısı yerel yönetim tarafından yapıldı. İzmir'deki son durum bu. Gün içerisinde de takipçisi olacağız. Türkiye'den gelişmeler, dünyada ne olup bitti onların hepsini sizlere aktaracağız. Gelin bir de özetlere bakalım. Bugüne hangi gündem konuları yansımış? 2 Şubat gündeminin özetleriyle karşınızdayız. Bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede yapılan kabine toplantısından çarpıcı sonuçlar çıktı. Toplantı sonrasında halka seslenen Erdoğan, yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi ifadesini kullandı. Yüksek gıda enflasyonu fırsatçılarını da bir kez daha sert bir şekilde uyardı devletin zirvesi. Ve bir diğer başlığımız, koronavirüsle ilgili mücadelede milyonlarca insanı ilgilendiren sokakta hayat ne olacak? Kısıtlamalar esnetilecek mi? Ve en önemlisi yüz yüze eğitime dönülecek mi sorularına da Başkan Erdoğan açıklık getirdi. Köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını duyuran Erdoğan 8 ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'ta ve kademeli olarak başlayacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii normalleşme sürecinde en önemli gösterge koronavirüs tablosu, ancak vaka sayısının 8000'e yaklaştığını görüyoruz. Türkiye'de son 24 saatte 141.703 COVID-19 testi yapıldı. 7.719 kişinin testi pozitif çıktı ve ne yazık ki 124 kişi daha korona nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısında da düşüş var, can kaybı sayısında da, ama vaka sayısındaki artış korkutuyor. Devam edelim. İstanbul'da yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu. Ocak'ta parakende fiyatlar aylık bazda %1,16 oranında artış kaydetti. Yıllıkta ise artış oranı %15,05 oldu. Önceki aya göre en yüksek artış %9,92 ile sağlık ve kişisel bakımda kayıtlara geçti. Gıdada ise %0,68 oranında bir artış görüldü. Ekonomiyle devam edelim. Büyümenin öncü göstergelerinden Türkiye İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi yıla güçlü bir yükselişle başladı. Faaliyet koşullarının iyileştiği yönünde sinyal vermeyi sürdüren veri, Ocak'ta 3,6 puanlık artışla 54,4'e yükseldi. Böylece son 6 ayın zirvesini görmüş oldu diyelim. Bunlar Türkiye'de ve dünyada, aynı zamanda ekonomide bugün öne çıkaracağımız başlıklardı. Peki yeni bir ayın içerisindeyiz. Bizi şaşırtan kurlardaki hareketlilik ve gerilemeler var. Peki bugüne nasıl rakamlarla başlıyoruz? Gelin bir de piyasalara bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 1,29 değer kazanarak günü 1492 puanla kapattığını görüyoruz. Toparlanma sürecinde BIST 100 endeksi diyelim. Dövize bakalım. Dolarda 7.18'lere kadar bir geri çekilme olduğundan bahsedebiliriz. Güne de yatay hareketlilikle başlıyor dolar. Euro'da ise yine benzer bir grafik var. 8.68'lerde seyrediyor. Peki bu gerileme ne kadar sürecek? Bunu konuşacağız birazdan. Devam edelim altına bakalım. Altında da düşüş seyri görüyoruz. Gram altının 428 lira 85 kuruştan, çeyrek altının 701 lira 18 kuruştan işlem gördüğünü söyleyelim. Petrole bakalım. Petrolde düşüş seyri devam ediyor mu? Artış görüyoruz. %1,17'lik değer kazanarak Brent petrolün 56 dolar 99 sent seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Son olarak faizlere de bir bakalım. Faizlerde bizi karşılayan rakamlara bakalım.
Tahvilde %14,69, repoda ise %11,61'i görüyoruz. Haftanın ikinci gününde piyasalardan yansıyan rakamlar böyleydi. Kurlar bizi şaşırtıyor. Bugünün en önemli gündem konularından biri de şüphesiz kurlardaki bu gerileme olacak. Ne kadar süreceğini hepimiz merak ediyoruz. Konuklarımız hazır, biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız analiz senteze başlıyoruz. Analiz senteze başlıyoruz. Stüdyoda Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bugün bizlerle birlikte. Ayrıca uzaktan misafirimiz ise stratejist Cüneyt Paksoy ve bugün Cüneyt Bey'e soracağımız çok önemli sorular var. Hatta Mustafa Bey'den izin alarak ben ilk soruyu Cüneyt Bey'e sorayım. Çünkü kurlardaki bu hareketlilik, dolardaki bu geri çekilme, Türk lirasının değer kazanması, gözümüz borsadaki bu hareketlilikte. Bu gerileme ne kadar sürer Cüneyt Bey? Bunu merak ediyoruz. Rakamlar herkesi şaşırtıyor çünkü. Günaydın Zuhal, günaydın Mustafa. Öncelikle iyi bir yayın olsun diyorum. Dolar TL'deki geri çekilme beklediğimiz bir şey, bekleneni yaşıyoruz. Çünkü çok uzun bir dönemdir hemen hemen bütün yabancı kurumların aşağı yönlü bir dolar TL tahmini vardı. TL'nin güçlenmesi dolar karşısında bekleniyordu, hatta euro karşısında. Sepet bazında da TL'nin değer kazanımı beklenen bir şeydi. Burada tabii ana kriter bu geri çekilmenin en büyük sebebi Merkez Bankası'nın duruşu. Son birkaç aydır Merkez Bankası Sayın Naci Ağbal yönetiminde elindeki veri setini en rasyonel bir şekilde kullanarak yönlendirmesine, sözlü yönlendirmesine bu veri setinin ona verdiği mesajları ekleyerek ve piyasanın kafasındaki soramadığı sorular dahil, kafasındaki bütün sorulara net cevaplar vererek hem para politikası kurulu toplantılarında ardışık bir şekilde hem ara sunumlarda ardışık bir şekilde 2021'e dair çizeceği yol haritasını belirleyip bu yol haritasının da ana dayanakları olarak bir fiyat istikrarı, yani enflasyonla topyekun mücadele, enflasyon kalıcı düşene kadar, kalıcı düşüşte ikna olana kadar Merkez Bankası'nın sıkı para politikasından vazgeçmeyeceğini beyan etmesi, iki finansal istikrar konusunda Merkez Bankası'nın elindeki tüm politika araçlarını kullanacağını belirtmesi, beyan etmesi. Bütün bunlar önemliydi. En son enflasyon raporunda da enflasyon beklentisini değiştirmedi. Gıda enflasyonunu yukarı çekti. Onun dışında yıl sonu enflasyonun 10 civarında, onun hemen altında belirlemeye devam etti ama o seviyelere gelene kadar da bir faiz politikasında bir değişikliğe gitmeyeceğini, gerektiğinde yukarı yönlü adım atma ihtimalinin de masada olduğunu, asla bundan geri kalmayacağını beyan etmesi. Hı hı. Artık Merkez Bankası'na olan bakışı iyice güçlendirdi. Bu arada unutmayalım, sadece yabancı kurumlar değil, içeriden de destek var. En son çok alışılmış bir şey değil ama TÜSİAD, MÜSİAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarının hep beraber fiyat istikrarı konusundaki vurgusu önemliydi. Bu da bir Merkez Bankası'na destek olarak görüldü ki öyle. Çünkü güçlü üretim için, üretimi korumak, üretim motivasyonunu arttırmak için enflasyonun kalıcı olarak düşmesi herkesin lehine. Çünkü enflasyon sadece bizim hayatımıza fiyat fazlalığı, fiyat farklılaşması olarak yansımıyor. Faizler üzerindeki baskıyı da işin içine kattığımızda, ikisi arasındaki korelasyonu da işin içine kattığımızda, hı hı, üreticinin krediye ve yatırım imkanlarına da bir problem yaratıyor. Enflasyonun düşmesi herkes için pozitif. Risk primimizi düşürmek için pozitif. Yani özetle Merkez Bankası'nın bu duruşu, bunun raporlara yansıması, hatta IMF'in son raporunda
büyüme tarafındaki %6'lık rakamın altında gene Merkez Bankası'na vurgusu ve Türkiye'nin hikayesini masada büyüme tarafında güçlendirmesi, bunun teyit edilmesi. Yarın da açıklanacak enflasyon rakamları var Cüneyt Bey. Bir taraftan da onu da ona da değineceğim tabii ki. Neçede bütün bunlar birleşti. Yapısal reformların da kararlı bir şekilde büyümeyle beraber masada olması TL tarafındaki algıyı güçlendirdi ve biz 7.30 altında 7.20 bandının içine girmiş durumdayız. Bu önemli. Yarın tabii enflasyonda bir miktar daha yükseliş olabilir. İstanbul enflasyonunu az önce belirttiniz. Zaten Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda da birkaç ay daha enflasyonun yukarı yönlü birikmiş sebeplerde var. Bazı etkilerden dolayı. Bunun içinde gıda da var. Bunun içinde farklı dinamikler de var. Bütün bunların etkisi artı son gelen zamların birikimli etkileri de önümüzdeki birkaç ayı etkileyecektir. Yani 15 üzerinde bir enflasyon mümkün. Zaten hissedilir enflasyon biraz daha yukarıda, bunu hep konuşuyoruz. Üretici ve tüketici arasındaki farkı Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirtti işte. Yani rakamlar biz çarşı pazara çıktığımız andaki bizim karşımıza çıkan fiyatlamalar arasındaki farktan dolayı da biraz enflasyon baskılanıyor. Yani biraz daha yukarı bir enflasyon göreceğiz birkaç ayda, ama buna karşı çok kararlı bir Merkez Bankası duruşu önümüzde. Ben 15'in üzerinde, 15-15,5 civarında bir enflasyon olabilir diye düşünüyorum. 15'in altında gelirse bu iyi olur. Ama 15'in üzerinde 16'lara yakın bir enflasyon da mevcut dolar TL tarafındaki hikayeyi bozmaz. Orada Merkez Bankası'nın duruşu oldukça önemli. Merkez Bankası'nın duruşunu korudukça kur üzerinde, bunu da söylemeden geçmemek lazım, tek kriter kalır. ABD-Türkiye ilişkilerinde içeren jeopolitik risk dinamiği. Bu dinamitte de bir iletişimde problem yaşamadan süreç ilerlerse, Türkiye-ABD, Türkiye-AB ilişkileri ve diğer bütün iletişimler kur tarafında. Ama devamlı aşağı yönlü değil, ara ara tepkilerin geleceği. Çünkü dolar endeksi 91'e yakın. Bu tarafı gözden kaçırmayalım. Dolar endeksi eğer 91 üzerinde güçlenmeye devam ederse TL tarafında da ara ara tepkiler gelir. Bu notuza düşelim. Peki. Cüneyt Bey'den kurlarda merak ettiğimiz bu gerilemenin hem nedenlerini hem de ne kadar süreceğini de öğrenmiş olduk. Çünkü 7-18'lerden falan bahsediyoruz. Dolar TL'de. Euro'da da benzer bir grafik var. O da geriye doğru çekilmiş durumda. Yani 8.5'lardan 8.45'lerden geldiğini düşünürsek. Önemli bir rakam. Bir de yani dolar TL dolar euro arasındaki makas da biraz kapanıyordu anladığım kadarıyla. Son rakama gerçek kıyaslamadım ama orada da bir yani Avrupa lehine düzeltiyorum, dolar lehine bir durum vardı. Merkez Bankası'nın bu sıkı duruşu, ard arda gelen açıklamalar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, kimlerle görüşüldü, neler konuşuldu, bunlara ilişkin açıklamaları da vardı. Ama kabine toplantısından manşete çekeceğimiz açıklama elbette yeni anayasayı tartışmamak gelmiştir açıklaması. Aslında çok zengin bir konuşmaydı, çok başlığı vardı. Yani hem biz gazeteciler açısından da, polemik açısından da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sözleri vardı. İşte okulların açılması için 16 Şubat falan konuşuluyordu. Biz burada 16 Şubat için erken olmayabilir diyorduk. Artık geçen gün ben onu gazetede de özellikle bir bilim insanına dayanarak özellikle büyütmüştüm. Çünkü Şubat ayı yani bir de bu varyant virüs denilen bulaşıcılığı yüksek, dolayısıyla riski de arttıran virüs, virüsün bu şekilde gelmiş olması her şeyi etkiliyor. Hani madem kapandık, açıldığımızda, normalleştiğimizde tekrar geri dönüşü olmasın, o zamana kadar sabredelim. Sonra bir daha kapan aç falan olmuyor. O ciddi sıkıntı. Bunların hepsi tecrübe oldu. Bütün dünya için öyle, bizim için de öyle. Avrupa'da biraz rahatlama başlamıştı ki işte 3. dalga geldi ve çok fena gidiyor. Hala çok fena gidiyor. O yüzden işin o tarafındaki başlıklar son derece önemliydi. Ama tabii bir anayasa sürprizi geldi. Birkaç hafta evvel ya da bir ay kadar evvel bu konuyla ilgili bir kulağa delik bir arkadaşımdan, bir Ankaralı arkadaşımdan böyle bir sinyal gelmişti. Şöyleydi o sinyal. Bu
reformlarla ilgili, özellikle hukuk reformlarla ilgili ne var içinde, ne var? Daha önce birçok şey burada da hep söyledim. Yani daha önce o kadar çok reform yapıldı ve bunların uygulamalarında birçok sorun var. Bence daha çok uygulamadaki sorunlar çözülecektir. Onun dışında da içinde elbette bir takım başlıklar olur ama ben daha çok için uygulama kısmındayım filan diyorum. Bunları konuşurken şu ifadeler kullanıldı. Mesela bunu Adalet Bakanı da kullandı. Yasal değişiklikler gerektiriyor. Kararnameyle yapılabilecekler var. Yönetmeliklerle filan. Anayasa değişikliği gerektiren bir durum var mı dediğimde mesela Adalet Bakanı Abdülhamit Gül benim biraz burayı biraz kurcalamam lazım dedirten bir gülümsemesi oldu. Şimdi ben de onun üzerine bir iki arkadaşıma sordum. Anayasa değişikliği değil de yeni bir anayasa, yani anayasanın artık yenilenmesi dedi. Evet, var mı böyle bir şey? Olması lazım diye kaldı. Ben de çok üstüne gidemedim doğrusu. İstanbul'dan Ankara'ya bu anlamda çok bakılmıyor. Bir de hakikaten bu iş biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirmesini bekleyen işlerden bir tanesi. Hı hı. Zira Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en azından prensipte bir uzlaşma olmadan bu açıklamayı yapmazdı diye düşünüyorum, zannediyorum. O yüzden de ser verildi, sır verilmedi geçtiğimiz haftalar boyunca. Ama yine de benim de gündemimden tam çıkmışken dün akşam önümüze geldi doğrudan. Onun tabii birkaç sonucu var. Bir tanesi ya da gerekçesi, hem gerekçe hem sonuç olarak söyleyebiliriz. Bir tanesi Cumhurbaşkanı bir gündemi belirledi. İki, diğer muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem diye uzun zamandır söyledikleri ama içeriğine ilişkin hiçbir şey söylemedikleri bir talebin aslında paketini ortaya koydu. Yani bu talep bunun içerisinde konuşulabilir ancak. Ha, konuşulur, kim kimi ne kadar ikna ederse, o işin orası ayrı. Üç, bugüne kadar hep işte darbe anayasası da zaten çoğu değişti aslında. Hani ne yapmak istediniz de size anayasa engel oldu. Sözünün bir karşılığı var esasen. Fakat bu yeni bir anayasa yapma ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Sadece geciktirdi. Şimdi o yüzden ikincisi de bu darbe anayasası söyleminden Türkiye'yi kurtarmak. Üçüncüsü, eğer anayasa ile ilgili yeni talepler varsa, diğer partilerin çalışmaları oldu çünkü. İşte TÜSES üzerinden bir çalışma yürütüldü. Hiç kimse sahip çıkmadı. Bizim değil, bizim değil, bizim değil filan dediler. Madem böyle çalışmalar da var, hadi gelin bunu parlamentoda yapalım. Ya orada, burada, şurada, kimin, herkesin meşrebine göre yapacağı anayasayı bir tarafa bırakalım. Anayasa yapma yetkinliğine, görevine ve sorumluluğuna sahip olan tek yetkili mecra var Türkiye'de. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada bunu yapalım. O bakımdan hem ön almak, hem bir ihtiyacı karşılamak, hem de Türkiye'nin gündemini bir takım hakaretamiz ifadelerle siyasetin içinde kavga üretmek yerine sonuç doğuracak, Türkiye'nin demokrasisine katkıda bulunacak bir tartışma mecra açmak, tartışma sürecini başlatmak. O bakımdan bütün bunlara bakıldığında bir sonuç veriyor. İkincisi, gerçekten biraz ayrıntılandırmak gerekirse, güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğiniz şeyin neresini nasıl güçlendireceksiniz? Ya bir şey ya parlamenter sistemdir ya değildir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde güçlendirmeyden neyi kastediyorsunuz sorusunun bile cevabı verilmemişken, gelin bunları bütün ayrıntılarıyla burada masaya koyun. Kendi kendinize, kimse kendi kendine gelin güvey olmasın çağrısıdır bu. O bakımdan önemli. Bir de hani bütün dünyada Türkiye ne yapacak, ne edecek, işte reformlar filan derken Türkiye reformun ağababasını ortaya koymuş oldu aslında, reform teklifinin. Bu da önemli. Ben şunu sorguladım dün akşam biraz. Hani bu reformlar da o zaman anayasayı mı bekler diye. Dediler ki hayır, beklemez. Bu reformlar yapılacak. Anayasa süreci, anayasa tartışması ayrı. Peki bu anayasa tartışması seçimden sonraya mı kalır diye sordum. Dediler hayır, seçimden sonrası değil, seçimden öncesi için düşünülüyor. Referandumda mı öyle? Evet, referandumda öyle. Bu ne demek peki? Eğer seçimden önce bir referandum yapılırsa
Bu aslında seçim öncesi bir test de olacak. Öyle. O bakımdan bir de dünya konjonktürü şimdi yeniden oluşuyor. Türkiye bir stand, bir baz sağladı, bir altyapı sağladı. Çatışmaları bir en azından masaya taşıdı. Hem Doğu Akdeniz'de, hem Libya'da, hem Suriye'de, hem Azerbaycan'da. Türkiye sıcak çatışmaları masaya taşıdı. Artık büyük katliamlardan bahsetmiyoruz. Büyük göçlerden bahsetmiyoruz. Ateşkesten bahsediyoruz en kötü ihtimalle. Hı hı. Bunları sağlayan Türkiye kimse bunlar, bu işte oraya gittik buraya gittik de ne oldu? Şimdi bakıyorum bazıları hani utangaç bir biçimde şunu söylüyor. Tamamlayamadık onların hiçbirini. Niye tamamlayamadık filan? Sanki işte Üsküdar'da bir arsada arsanın hukuki sorunlarını temizleyip inşaat yapmaya çalışıyorsunuz da hani orada bunları niye yapamadınız der gibi Suriye'de barışı nasıl tesis edemedik biz? Allah Allah yapmamız lazımdı falan bunu. Sanki çok alıştığımız yapabildiğimiz şeylermiş bunlar gibi bununla eleştiriyorlar. O tabii durumu bize şöyle anlatıyor. Evet haklısınız da biz de bir şey demek zorundayız. Ne diyelim? O zaman niye işte bunun işte danteli eksik falan diyelim bari pozisyonu. O bakımdan oralarda yalnız sorun şu. Askeri kapasiteniz, istihbari kapasiteniz çok gelişmiştir. Sahada bir sonuç alıyorsunuz ama diplomaside de aynı sonucu almanız lazım. Çünkü sahada kazanıp kaybetmek durumu değişebilir. Hı hı. Ama diplomaside kazandığınızı kazanmış, kaybettiğinizi de kaybetmiş oluyorsunuz. Onun bir daha geri dönüşü olmuyor. Evet. O bakımdan diplomasi masası hepsinden daha önemli. Türkiye o masaya giderken kendi içindeki o sorunları da gelecekte olası sorunları da çözecek bir ajanda ile birlikte gidiyor olacak, hı hı, ki ben onu da son derece önemsiyorum. Şüphesiz öyle. Bundan önce yapılan reformlar için hem Abdülhamit Gül'ün hem de Maliye Bakanı'nın birlikte yaptığı toplantılar çok önemliydi. Bakın belki de dediğiniz gibi bundan sonraki süreçte ağababasını en önemli reformları yapmış öyle, bir şekilde karşısına çıkacak. Öyle tabii, şimdi Türkiye'nin karşısına geliyor işte, bir şey yapıyorsunuz, başka ülkelerdeki operasyonlarınız oluyor filan. Doğu Akdeniz'de masaya oturuyorsunuz ama sizde de bilmem ne var filan. Hep öyle oluyor zaten. Yani çok basit bir şey söyleyeyim, oraya geleceğiz ama yani burası bizim, siz nasıl burayı bizden alırsınız, yok hile yaptınız diyen ve bunları da sadece kendi iddiası olan bir grup Amerika'da kongreyi bastı mı? Bastı. Peki Boğaziçi Üniversitesi'nde üniversite bizimdir, siz nasıl buraya rektör atarsınız diyen bir grupta üniversiteyi bastı mı? Dün akşam bastı. Bence ikisinin arasında mantalite olarak hiçbir fark yok. İkisi de oranın gayri meşru yöntemlerle kendisine verilmiş olmadığını biliyor. Fakat gayri meşru bir biçimde orayı, orada kuralları kendisi koymak istiyor. Problem bu. Bu kuralların bu şekilde konulamayacağını bizim dünyaya göstermemiz lazım. Dünya da bize öyle davranıyor. Ama sizin içinizde de bilmem ne var. Hayır yok kardeşim, bak biz bunları çözmek için en ciddi, en önemli işimizi yapmaktayız şu anda. Ne? Anayasa değişikliği yapmaktayız. O zaman hiç kimse efendim Türkiye'de şöyle var böyle, evet biz bütün bunları da biliyoruz, o yüzden zaten anayasayı masaya yatırdık diyebileceğimiz, kimsenin Türkiye içindeki tartışmalarla bizi dışarıda oyalayamayacağı ya da içerideki tartışmalar nedeniyle bizi dışarıda elimizi zayıflatma girişiminde bulunamayacağı bir süreç olacak bu. Bu bakımdan da önemli. Yani birden fazla sonucu var bu anayasa, yeni anayasa teklifinin. Bakalım buna çağırsın. Gelecek tepkiler, yapılacak açıklamalar da tabii önemli. Cüneyt Bey'e dönelim. Cüneyt Bey'e sormak istediğim bir şey var. Bu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar Gümüş'te inanılmaz bir yükselmeye sebep oldular. Bu değer artışını biraz konuşalım istiyorum Cüneyt Bey sizinle. Bireysel yatırımcıların son zamanlardaki sebep oldukları hareketlilikleri fazlasıyla konuştuğumuz bir dönemde Gümüş'ün de oldukça ciddi bir değer artışı yaşadığını görüyoruz. Şimdi çok o kadar detaylı bir konu ki bu, yani bir program belki konusu ama çok kısa şekilde özetleyeyim. Çünkü bunun şunu hatırlıyorum Cüneyt Bey, 2020 yılını kapatırken sizinle konuştuğumuzda Gümüş'e dikkat çekmiştiniz 2021 yılı için. Evet, kesinlikle. Tabii bizimki bir yatırım anlamında bir rehberlikti. Neticede Gümüş'ün
orta ve uzun vadedeki potansiyelinin farkındaydık. Teşekkür ederim hatırlattığın için de. Yani o fikrimizde de bir değişim olmadı ama böylesi bir hareketin içinde gümüşün yukarı yönlü gitmesi işin rasyonalitesi değil. Onu net olarak belirteyim. Dediğim gibi yani çok derin ve geniş bir konu ama hani bu Z kuşağı deniyor biliyorsunuz. Borsa tarafında da etkili. Hatta son dönem bazı retorikler değişti, ezberler bozuldu. Artık küçük bireylerin bir araya gelip sistemi, Amerika'da çok konuşuluyor bu özellikle, hatta piyasaların da gündeminde, bir araya gelip hem sistemi hem fiyat mekanizmalarını değiştirebilecekleri yönünde. Şimdi bu öyle o kadar kolay bir şey değil. Anında karşınıza regülasyon duvarını örerler. O regülasyon duvarı karşısında sizin fazla yapacak bir şeyiniz kalmaz. Bu bir. GameStop olayını anlamadan gümüşü anlamak da mümkün değil. Şimdi bir hissenin fiyatı birbiri ardına gelen güçlü alımlar tek bir ya da iki ya da üç büyük oyuncunun alımı değil. Ardışık bir şekilde gelen küçük alımların birleşmesiyle büyüyen alımlarla çok ciddi bir şekilde kısa vadede yükseliş gösteriyor ve bir anda Amerika hisse senedi piyasasının en değerli şirketi haline geliyor belli bir dönem için. Fakat bu işin tersini unutmayalım. Yani kazananı kim? Ben size ilginç bir detay vereyim. Biliyorsunuz dünyanın en büyük yatırım bankası BlackRock'tır. İlk beştedir. İlk beşin içinde de en büyük portföye sahip bankadır. Ve çok ciddi çeşitli enstrüman zenginliği vardır. 2.7 milyar dolar zaten bu yükselişten kazanan ve kârını realize eden BlackRock. Ve başka bir detay daha söyleyeyim. %13 civarında hissesi zaten BlackRock'ın. Şimdi bu iş hakikaten küçük yatırımcıların birleşip organize oldukları bir eylem midir? Yoksa alt detaylarında farklı dinamikler var mıdır? Bunu bir tartışmak lazım. Ben size sadece bir rakam verdim. Şimdi gümüş olayına gelince bakın bir şey unutmamak lazım. Gümüş tarafında bir emtiyadan bahsediyoruz. Ve dünyanın yıllardır en önemli emtia piyasası içerisindeki en önemli metalinden bahsediyoruz. Önemli hani altın, gümüş bunlar hani hele ki gümüş endüstriyel talebi dışında altınla beraber bir dönem güvenli liman olarak da görüldü. Altın gümüş rasyosunu konuştuk. Çok ciddi kurumların ciddi işlemleri var. Hem fiziksel olarak hem kontrat olarak hem vadeli tarafta hem ETF tarafında yani fond tarafında. Şimdi böylesi bir piyasada siz büyüklerin izin vermeden elindeki çünkü her an hareketi kesebilecek güçte birçok firma var. Ha bu hareketi kesmek istemiyorlar belli ki. O da ayrı bir konu. O da ayrı bir ironi. Çünkü gümüş bir şekilde gitmeliydi. Yani biz de öneriyoruz. Gümüş gidecek. Ama bu hareket o 30 dolar civarında bir direnci vardı. Epeydir geçemiyordu. Şunu da hatırlatayım. 2013'te beraber altınla gittiklerinde altın 1925'te tepeyi kırdığında gümüş 50 dolarla tepeyi kırmıştı. Görmüştü. Devamında biliyorsunuz ons altın 2080'e gitti. Gümüşün gidebildiği en fazla rakam 30 dolar. Zaten arada 20 dolarlık bir makas var kendi fiyatıyla. Altın arasında da altınla gümüş arasındaki rasyoda da bir makas var. Kapanması gerekiyor. Endüstriyel talep artacak diyoruz. Sürdürülebilir enerji kaynakları içinde gümüşün yeri artıyor diyoruz. Gümüşü birçok rapor birçok sebeple öne çıkarıyor. Ama böylesi bir hareketle 30 doların kırılması tabii dikkatleri bir anda bu tarafa çekti. Aşağı fiyat salınımları olabilir. Fiyat bir dönem daha yukarı gidebilir. Ama bu gümüşün 2021'in tamamında ve devamında 2022 dahil yukarı yönlü potansiyelini bozmaz. Ama anlatabildiğimi zannediyorum. Bu tarz hareketlerin önüne hem kurumlar, büyük kurumlar hem de sistemi organize eden, sistemin bizim SPK benzeri, Amerika'da SEC'tir.
Büyük kurumların regülasyon gücü de vardır. Her an o regülasyon gücünü kullanabilme imkanları vardır. Bu kripto paralar için de geçerlidir. Geçen günü Ripple ile ilgili İngiltere'den gelen regülasyonla ilgili söylemenin Ripple'da yaptıklarını biliyoruz. Hı hı. Bu her an diğer kripto paralar için de geçerlidir. Lütfen ezberler bozuldu falan diye düşünmeyelim. Ortada bir realite var. Siz, küçük yatırımcılar birleşip bir fiyatı yukarı çekme güçlerini hadi kullandı diyelim. Bunun içinde büyük bir kurumun katalizörlüğü yok diyelim. Ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yukarı yönlü fiyat aşağı yönlü düzeltmeye girdiğinde ya ben karımı alayım diyenler çıktığında birileri bunun altındaki çoğunluk olur bu. Kalır. Lütfen yatırımcıyı uyarıyorum. Bu tarz hareketlere karşı. Bu yarın başka bir yerde olabilir çünkü. Dün işte GameStop, bugün gümüş. Yarın başka bir şey de olabilir. Hı hı. Ki kripto paralar da dahil. Bu tip işlemlerde, hareketlere lütfen dikkat edelim. Elinizde sermaye piyasalarında takas bank güvencesiyle yapabileceğiniz birçok alan var. Borsa tarafında da, fon tarafında da, viyop tarafında da, her anlamda birçok yatırım alanınız var. Gümüşe siz kendi viyop tarafınıza da işlem yapabilirsiniz ama bu tip spekülatif hareketlerin içinde olmak yüzdesel olarak çok minimal bir kısmı kazanma götürür. Çoğunluğun kaybı anlamına gelir. Bunu unutmayalım. Tabii işin içinde dün de dikkat çektiğimiz gibi başka katalizörler yoksa. Sadece küçük yatırımcıdan, yani, bireysel yatırımcıdan bahsediyorsak. Anladığım kadarıyla Cüneyt varlığına dair bir izlenim sahibi. Yanlış mı anladım? Yani içinde zaten tesadüfen olmadığını düşünüyorsunuz bunu. Bu tip işler tesadüfen olmaz Mustafa. Tamam. Yani sevgili kardeşim, tamam, yıllardır biliyorsun seninle birçok şey konuşuruz. Eyvallah. Yani verdiğim hiç... o bilgi detayı zaten olayı net açıklıyor. Aslında hiç şaşırtıcı değil. Benim açımdan şaşırtıcı değil. Tabii onun içinde kim nasıl olur, nereden yer alır, bu işin matematiği, sistematiği nedir? Cüneyt daha iyi biliyor. Bu işler geçtikten sonra belki bunu daha ayrıntılı konuşuruz. Ama ben şunu biliyorum. Hani bir söz vardır ya, devrim önce kendi evlatlarını yer diye. Şimdi kalabalıkların bu da bir yerden alıntı, şimdi copyright'ını veremeyeceğim. Telif hakkını yememiş olalım ama var bir telif hakkı. Kalabalıkların aklı olmaz, kalabalıkların gücü olur. Ve kalabalıkların gücü sel gibi önüne geleni yıkar ama yerine bir şey inşa etmez. Sonuçta o selden de zarar görenler yine başka insanlar olur. Şimdi şu süreç içerisinde... Sel gider kum kalır Mustafa. Öyle. Şu süreç içerisinde biz kalabalığın, kitlenin gücünü gösterdik. Bödüdü zödüdü filan. Bu tip bunlar olmuştur. Devrimler de olmuştur bu ülkede. Bu ülkede diyorum, bu dünyada. Fakat hepsi sonradan devrimler devşirilmiştir. Birkaç sene geçtikten sonra hemen ya bazıları devrimden tırnak içinde hemen sonra. Bir dakika ya, bunlar kim? Biz niye bu kapıdan içeriye giremiyoruz diye demeler filan başlamıştır. Böyle olur. Burada da dün de söyledim. Büyük balık küçük balığı yutar güzel. Ama milyonlarca küçük balık bir araya geldiğinde büyük balık gibi görünür. Ama büyük balığı yiyemez. Büyük balık her zaman büyük balıktır. Orada sadece bir dağılmaya bakar. Dağıldığı andan itibaren iş biter. Şimdi burada dağıldığında bu hisse senetlerini kim alacak? Bunları herhalde atıyorum 5 dolarlık bir hisse senedini 500 dolara gidip bir başka yatırım fonu, ben kendimi batırmak için bunların hepsini alıyorum falan demeyecek değil mi? Bunları şu anda evet iyi para kazandım ben bunları satayım dediğinde büyük balığı oluşturanlar, Voltron'u oluşturanlar bunlardan alacaklar. Aman onlar satıyor ama bak biz daha fazla kazanırız buradan şimdi alalım falan diye. Şimdi dolayısıyla bu bir masumdur değildir kısmını Cüneyt daha iyi biliyor. İki, ben sonunu görebiliyorum. Ha şu olacak. Hatırlayın saadet zincirlerinde ne oluyor? Hı. Diyorlar ki efendim şu kadar kişi battı falan. Ama saadet zinciri yükselirken zincirin içinde olanların hiçbiri batmıyor. Hepsi para kazanıyor. Onlar kazanıyor. Kendilerinden sonra gelenleri batırıyorlar. Şimdi burada da birileri bundan kazandı. Bundan sonra gelenleri artık ne zaman olacaksa o kırılma noktalarını Cüneyt söyledi. Ya bir regülasyon gelecek
ya büyük oyuncular işin içine girecek falan falan, ya da işte düzenleyici kurumlar girecek ve bundan sonra elindeki at kalan batacak. Peki nerede Robin Hood? O biraz kazandıktan sonra ya, ayrılacak. Ya. Şimdi bir karikatür vardı. Orada. Hı. Buyur Cüneyt. Orada bir detay daha vermek istiyorum sevgili Mustafa, araya girdim ama özür dilerim. Çok önemli bir şey daha var bu konuda, senin de görüşün önemli. Yani şimdi orada açığa oynayan bir kurumun üzerine gidildi. O kurum zarar etti falan deniyor. İşin o boyutu da var. O kurum onu farklı yerlerden muhakkak hece etmiştir. O da ayrı bir konu. Ya da zarar ettiğini varsayalım ama çok sayıda büyük kurum var. Ama şimdi Z kuşağının finansal piyasalar için üzerindeki gücünü etkinmiş gibi bir söylemle kullanmak ve bu söylemi yaymak, işte yeni normallerin bu şekilde gelişeceğini, sistemin bu şekilde evrileceğini, dolar dahil para birimlerinin bu şekilde değişeceğini söylemek ve buna benzer olayları işin içine siyasi ve sosyal tarafı da katarak önümüzdeki dönem öyle şeyler görülmeye başlandı, ibareler. Onlarla birleştirmek, yani işte bir güç var ortada, bu güç kullanıldığı zaman bir sonuç alınabiliyor gibi şey, tarihte bizi birçok olaya götürüyor. Doğru. Fakat bir şeyler değişecek ama bu değişimin gücü buradan gelmesinin zor olduğunu, bunun kullanılmaması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Çok doğru. Yani o konuda çok doğru, bunun çok net anlatıştım. Amerika'da örneği var zaten. Hani bir şey değişecekse sistemin ve kuralların içerisinde bunu değiştirmek gerekiyor. Biz demokrasiyi, ya da Fukuyama'nın deyimiyle, yani liberal demokrasi, liberalizmi tarihin sonu diye nitelendiriyor. Öyledir ya da değildir ayrı bahis, ama demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak benimsediyse bugün Kahire ekseriyette dünya ve bunun çeşitli varyasyonları varsa, başkanlık sistemi, parlamenter sistem, kraliyetler birlikte, yarı monarşiler vesaire filan, ama herkesin üzerinde uzlaştığı bir durum varsa, bu görünür gelecekte de böyle gidecek. O halde çözümleri bu demokrasinin içerisinde, demokrasiyi geliştirerek, iyileştirerek getirmek varken, Amerika'da ne oldu? Birileri dedi ki seçimi bizden aldılar. Ya nereden biliyoruz? Ben öyle inanıyorum. E haydi bakalım tekrar gidelim. Türkiye'de de oldu. İktidar Partisi, AK Parti dedi ki İstanbul'da seçimi bizden aldılar. Hile hurda oldu filan. Ne oldu peki? Bakın, demokrasinin içerisinde, seçim sisteminin içerisinde itiraz mekanizması var. Niye var? Zaten bunlar için var. Bunun için eğer sokağa çıkıp sandıkları yakmaya kalkarsanız, bu Amerika'da olduğu gibi sizi şeye götürür, kongre işgaline götürür. Şimdi kalabalığın aklı yok ama o son birileri kalabalıkların bu gücünü kullanır. Şimdi orada da kalabalık bir girdi bir çıktı, darbe marbe, bir dakika bir ne oldu, hayır öyle değildi, öyleydi filan, hop millet içeride. Ondan sonra vay efendim biz böyle demiştik dememiştik, benim niyetim öyleydi değildi. Şimdi iç terörden bahsediyor Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Ve bu iç terör nedeniyle alınacak önlemlere bakarsanız, hani öyle boynuna basılıp öldürülen siyahlardan daha fazlası için endişe etmeye başlayabilirsiniz. Çünkü orada bir silahlı tehdit var sayarak bu iddiayla aşırı güç kullanıyor. Bir de terör varsayarak kullanacağı gücü hesap edin. Nereye götürdü bizi şimdi? Fena bir yere götürdü, öyle değil mi? Şimdi Türkiye'de de benzer şeyler oluyor. Kalabalıkları birileri kullanır. İstisnası yoktur. Ya da kalabalıkların yarattığı yıkımın sonuçlarını birileri kullanır. Çünkü organizedir. Sistemi biliyordur. Sistem kurucusudur. Onun üzerine yeni sistem kurar. Ve siz zarar verdiklerinizle kalırsınız. Sonra da bir de utanmadan kalkıp romantizmini yaparsınız. Biz eylemi aslında şunun için yapmıştık. Orada ölenler ve hayatını, malını, canını kaybedenler nerede? Kimse onların hikayesini yazmaz. Şimdi burada da bir kalabalık yürüyor. Ama onun eylemselliği organize aklın üstüne asla geçmez. Ve organize akıl gelir bunu kullanır. Hı hı. Şimdi diyorlar ki biz daha önce efendim bunları büyük şirketler yapıyordu, manipülasyonu tırnak içinde. Şimdi de biz yapıyoruz ve onlar zarar ediyor. Çok güzel, biri zarar ediyor, doğru. Ama bir başkası da kazanıyor. Yani A şirketi fonu kazansın, B fonu kaybetsin,
diye bir iş yapıyorsan, yani o zaman ortaya çıktı ki ben kitle toplayabiliyorum. Kim kaç para verirse ona göre kitle toplayacağım. Birini kazandırıp öbürünü kaybettireceğim. Şimdi burada ya da halkın bir kısmına, kitlenin bir kısmına kazandırıyorsun ama o bir kısmı diğerini kazıklamak için bunu kullanıyor. Tamamen tutarsız her bakımdan. Kimse bu tür şeyler üzerinden, birileri bunların üzerinden bir devrimcilik satıyorsa, birileri para pul işleri üzerinden din satıyorsa, milliyetçilik satıyorsa, içinden cümlesi geçiyorsa, kelimesi geçiyorsa, bence orada herkesin alarm zilini oraya kurması gerekiyor. Peki. Burada da bu da aynı şey. Hiç fark etmiyor. Modern ya da Z kuşağının ya da ne bileyim işte hangi kuşağı, her kuşakta var onlardan. Onların da dini tırnak içinde devrim. Hı hı. Onu söylediğiniz zaman her şey masumlaşıyor. Ama ortada devrilen bir şey var. Ama kurulan bir şey yok. Bir şey kurmuyorsanız yaptığınız işin adı devrim olmaz. Peki bakalım. GameStop Game Over olur mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama benim Cüneyt Bey'e yayını kapatmadan sormak istediğim bir soru daha var. Bu konteyner krizi. Yayını kapatması ya, saat kaç? Az kaldı. 9 dakika. Vay be. Küçük balıklar, büyük balıklar derken. Bu konteyner krizine ilişkin de biraz konuşmak isterim sizinle Cüneyt Bey. Tedarik zincirinde de bir sıkılaşmaya neden olduğuna ilişkin, üstelik küresel gıda fiyatlarına da etkisi olacağı şeklinde yorumlar var. Bu konuda neler söylersiniz? Valla işte hani GameStop yayının büyük bir bölümünü aldı. Belki dedim ya, günlerce konuşacağımız bir konu. Hı hı. O kadar farklı detayları var ki burada açamıyorum. Konu bitmez çünkü. Hı hı. Ama dediğiniz konteyner mevzusu çok önemli. Çok ciddi sıkıntı var. Ve konteyner fiyatlamaları çok yukarı gitti. Normalin üzerinde bir fiyatlama. Burada ana majör belirleyici Çin. Çin ciddi bir şekilde regüle ediyor o piyasayı. Çünkü tedarik zinciri bozulurken, yani ihracat ithalat döngüsüne bağlı tedarik zinciri bozulurken, birilerinin daha öncül olarak bu konteyner üzerinde ki kullanım haklarını aldıklarını görüyoruz. Ağırlıklı da Asya ülkeleri ve Çin tarafında ciddi bir talep var. O talebin artışı konteyner fiyatlamalarını yukarı çekti ve ihracatçı için ciddi problem, ithalatçı için de ciddi problem ve önümüzdeki dönem zaten küresel iklim değişiklikleriyle büyük baskı altında olan gıda dahil birçok alanda bu konteyner yarın navlun fiyatlarına da yansır bu. Bu tip maliyet farkları üretici için problem olmaya başlayacak. Dediğim gibi hem ihracat hem ithalat tarafında baskı yaratacağı için dönüp dolaşıp bu dünya ölçeğinde, bakın Türkiye için söylemiyorum, dünya ölçeğinde de enflasyon baskısı anlamına gelecek. Yani basılan parayı, sistemi pandemi normalleşene kadar ayakta tutmak için kullandık. Hı hı. Ama bastığımız paranın şimdi farklı etkileşimlerini görüyoruz. Yani mutasyon, varyans diyoruz ya virüs için. Paranın da kullanım anlamında varyansları ortaya çıkmaya başladı. Bunlar biraz problemli işler. Kısa vadede eğer konteyner tarafında sorun navluna da yansıyacak şekilde oluşmadan, o problem büyümeden çözülmezse önemli bir konu. Sanıyorum Dünya Ticaret Örgütü önümüzdeki dönem bununla ilgili bir çalışma yapacak. Hatta bence G20'nin çalışma alanlarından biri de bu olmalı. Uluslararası taşımacılık, tedarik zincirinin içerisindeki problemleri fiyat yönünde yukarı taşıyacak şekilde, hı hı, oluşmamalı. Yoksa bütün dünya bu işten zarar görecek. Görmeye de başladı zaten. Cüneyt Bey, çok kısa bir şey daha soracağım. Bugünün gündemini, büyüme rakamlarını görmeden, büyümenin öncü göstergelerinden olan Türkiye'nin imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin yıla şu güçlü bir yükselişle başlamasına değinmeden de kapatmak istemedim. Ona ilişkin de kısacık fikirlerinizi alayım. Umudumuz var. Güçlü pandemi bir yükseliş değil mi yılın ilk yarısı için? Tabii ki. Yani herkesin zaten genel beklentisi Türkiye'nin 2021'i güçlü bir yükselişle kapatacağı yönünde. Ama umutlarımızın temeli pandemiyi arkada bırakmak. Umuyorum hem biz hem dünya pandemiyi arkada bırakır. Yoksa bunlar sadece öncül sinyallerdir. Gerçeğin kendisi değildir, beklentidir. Hı hı. Beklentilerimiz umut yönünde. Umuyorum beklentilerimizi koruyarak ilerleriz önümüzdeki 6 aylık süreçte. Çok önemli çünkü. Peki.
Şimdi Mustafa Bey, aslında yayını güzel görüntülerle, güzel haberlerle, renkli haberlerle kapatırız normalde ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir çocuğa müdahale görüntüsü var. Gördünüz mü, denk geldiniz mi bilmiyorum ama küçücük bir çocuk ve bir biber gazıyla müdahaleye bile maruz kalıyor. Bu görüntü çok fazla konuşuldu, çok fazla edildi. Son zamanlarda tansiyonu da arttı. Amerikalıların olarak... kendileri için bir numaralı önceliği güvenliktir. Özgürlük derler ama bir numaralı öncelik güvenliktir. Çünkü şunu biliyorlar, güvenlik sağlanamazsa özgürlük olmaz. Yani özgürlük güvenlik dengesindeki birinci faktör güvenliktir. Başından beri de öyledir. Kuruluş mantığında da bu vardır. Falan. Dolayısıyla Amerikalılar için çok şaşırtıcı bir şey değil bu. Maalesef bizim için de değil. Zira silahsız ya da zayıf kadınlara, gençlere, yaşlılara benzer muameleleri gördük. Bugün de bunu görüyoruz. Kanıksamamak lazım. Ama burası Amerika, yapılacak bir şey yok yani. Bugüne kadar da yapılan bütün o büyük büyük laflara, büyük büyük gösterilere rağmen hala bu devam ediyor. Evet, yani dizlerinizin üzerinde çöküp yumruğunuzu havaya kaldırmak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şey değiştirmiyor galiba. Yok, aynen öyle. Bu Biden'ın yönetimi de değiştirmiyor bir şeyi. Ya bakın, bunlar hep illüzyon. Sivili öldüren polisin bulunduğu şehrin yöneticisi, yönetimi Demokrat Parti'de. Şehrin polis şefini atayan Demokrat Partili bir adam. Herhalde o da zil cumhuriyetçi, böyle koyu cumhuriyetçi, boynuzlu adam gibi birisini şerif yapmadı, polis şefi yapmadı yani. Sözüm ona, demokrat bir seçim yaptı. Ama herkes o boynuna basılan adamdan Trump'ı sorumlu tuttu. Neden? Yerel yönetim var orada. Eyaletleri farklı farklı kişiler yönetiyor. Belediyeleri farklı farklı kişiler, partiler yönetiyor. Hiç kimse o ayrıma dikkati çekmedi mesela. Herkes Trump. Bu gerçekten vahim bir durumdur yani. İnsanların algılarıyla böyle oynanır. Ne oldu mesela dün şeyde, Boğaziçi Üniversitesi'nde neydi, yere bakın mı demiş, aşağıya mı bakın, aşağıya bakın. Aşağı bak. Şimdi aşağıya bak demiyor polis. Ama şimdi bir arkadaşım paylaşmış. Bakın, bakın, kendilerine slogan üretmek için yalan söylüyorlar. Bazen gazetelerde yapılır o. Lafın yarısını alıp, ya laf güzel, şimdi bunu manşet yapmamız lazım. Ya, tamam, laf güzel de doğru değil. Ya olsun şimdi lafı, onu biraz sağ solunu tırpanlayalım da biz bu lafı manşette kullanmak istiyoruz kardeşim. İşin gerçeği ne olursa olsun. Vardır bizim meslekte böyle numaracılar. Orada da öyle bir numara yapıyorlar. Şimdi bir arkadaşım paylaşmış. Deutsche Welle'den okuyorum. Alt yazı, aşağıya bakın yok. Aşağıdan gidin. Ayırıyor insanları. Toplu gitmeyin diyor. Türk Polis Teşkilatı da bir mesaj paylaşmış. Yalandan bir slogan. Tabii, aşağı bak yalan. Aşağıdan doğru. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Doğru. Bu mücadele milletimiz için, Türk polisi daima hazır. Şimdi 58'i galiba, 98'i öğrencilerin bırakılmış değil mi? Sonunda evet. Evet. Şimdi bırakıldı ama dünkü hadise çok net LGBT hadisesidir dünkü, dün akşamki. LGBT'liler o Kabe üzerinde oynamalar yaptıkları ve yere serdikleri afişten dolayı kendi odalarında, orada öğrenci kulüpleri var. Kulüp odasında, LGBT'nin kulüp odası, henüz kurulmamış, aday kulüp diyor. Orada o arama yapılıyor. Hı hı. Ve terör örgütü propagandası niteliğinde bir takım dokümanlar elde ediliyor. Onun üzerine de destek amaçlı direniş yapıyorlar. Şimdi ve okul aslında işgal ediliyor bir nevi. Çünkü dışarı hocaların dışarı çıkışına izin verilmiyor. Şimdi orada da öğretim üyeleri öğrencileri kullanıyorlar. Ve iş artık LGBT meselesine döndü. Rektör meselesi olmaktan da çıktı. Giderek dallanıp budaklanıyor değil mi? Ve öğretim üyeleri hala öğrencileri kullanmaya devam ediyorlar. Yani okulda ya LGBT hakim olacak ya bilim hakim olacak. O yüzden yani Türk Akademiyası'nın da kendine bir çeki düzen vermesi lazım artık, nasıl verecekse. Akıl da almazlar kimseden biliyorsun. Her şeyi en iyi onlar bildikleri için. Yani bunu da bilin o zaman. Peki.
Teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Haftanın ikinci gününde analiz sentezde stüdyoda Mustafa Kartoğlu'nu uzaktan misafirimiz Cüneyt Aksoy'u da uzaktan misafir ettik. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle Cüneyt Bey çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınız için Mustafa Bey ağzınıza sağlık. Saat başında Merve Aydın Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle 24 ekranlarında olacak. Hoşçakalın.